Herkese selamlar. Seramızda toprak hazırlığı bitti. Şu an itibariyle klipsleri bitirmeye çalışıyoruz. Kısmet olursa bir hafta içerisinde bütün seramızdaki fideleri dikim yapmış olacağız. Bulunduğumuz alanda sakız kabak fideleri olacak. Yaklaşık olarak yanılmıyorsam bir 250-300 adet şurası kabak fidesi alıyor. Dikim mesafelerimizden bahsedeyim. İki sıranın arası, yani şu mesafe ile şu mesafe 120 santim, sıra üzeri ise 100 santimetre olacak. Şuradaki beyaz klipslerin ikisinin arası ise yaklaşık olarak 6 metre. Don örtümüzü çekmeye başladık. Birazdan onu da gösteririm. Kullandığımız örtü metrekarede 30 gramlık ince bir örtü. Toprak hazırlığında Leonardit kullandık. Dekara 25 kilogram. Zaten marolar dikmeden önce de 25 kilogram kullanmıştık. Damlamalarımız şu an ikisinin arası 40 santimetre. Şöyle şu damlamayla şu damlamanın arası 40 santim. Biz bunu fileleri dikim yapmadan önce şöyle yaklaşık olarak 20 santime, yani bir karışa ayarlayacağız. Bu şekilde sulamasını yapıp fide dikimine geçeceğiz. Normalde böyle olmaması gerekir. Hemen domates alanına geçelim. Domates ve hıyarlarda normal her zaman dikim yaptığımız gibi iki sıranın arası 120 santimetre, yani yürüme yolumuz burası. Hemen çift sıraya geçiyoruz. Bir sırayı buradan toplayacağız, bir sırayı buradan. Şöyle göstereyim. Bunların ikisinin arası da 80 santimetre. Sıra üzeri mesafe ise normalde 40 santimetre yapıyorduk. Bu sezon seranın yönü değiştiği için 50 santimetreye aldık. Domates de şu an salkım domates bir çeşit, kırmızı iri domates bir çeşit, bir de pembe domates olmak üzere 3 çeşit dikim yapacağız. Kullandığımız damlama 25 santim aralıklı. Bu yüzden 50 santimetre arayla yapacağız. Yaklaşık olarak yanılmıyorsam 1 veya 2 ay içerisinde yaklaşık olarak bir 30 çeşit domates fidesi dikmeyi düşünüyoruz. Tohumlarımız hediye olarak geldi. Bunların fidelemesini kısmet olursa bu sera bittikten sonra hemen tohum ekimini kendimiz yapacağız. Şu an elimizde bayağı bir domates çeşitleri var. Arada şöyle damlatan yerler var. Onları tamir etmeye başladık. Şuradaki somun tam sıkılmadığı için oralardan yağmur zamanı bayağı bir kaçak oluyor. Kullandığımız don örtüsü şu. 1 metrekarede 30 gram bir ağırlığı var. Bir de bunun daha incesi var. Onu genelde şöyle roka, tere, maydanoz gibi ürünler için kullanıyor. Onu da metrekarede ağırlığı 19 gram. Hemen şöyle çekeyim. Şu gördüğünüz çift kat. Hemen tek katını açalım. Şöyle. Diğer taraf tam gözlüklü gözükecek gibi. Yani güneş ışığını az da olsa geçiriyor. Bize zaten şu an fazla bir güneş ışığı lazım değil. Bunun nedeni ise havaların soğuk olması. Biz zaten bu örtüyü soğuk havalardan korumak için kullanacağız. Burası da hıyarları dikim yapacağımız yer. Yine domatesek gibi aynı şekilde yürüme yolumuz 120 santimetre. Çift sıra dikim yapıyoruz. İki sıranın arası 80 santimetre. Yaklaşık olarak bu don örtüsü 1 ila 1,5 ay bu fidelerin üzerinde kalacak. Bu örtünün şöyle bir özelliği var. Normalde ben önceki senelerde nalyon kullanıyordum. Isı perdesi diye geçiyordu. Şu an üst kısımda nem olduğu için, bir de bu örtü nalyon olsaydı fidenin içerisi tamamen nemli olacaktı. Bu örtü elyaf olduğu için, onu da göstereyim şöyle, direkt içerisi hava alabiliyor. Bu yüzden de çok çok iyi bir malzeme diyebilirim. Yurt dışında bunları biberlerde, domateslerde kullanıyorlar. Hatta bu örtü yaklaşık olarak 2 ay bile bitkilerin üzerinde kalabiliyor. Yani güneş sıkıntısı olmuyor. Ürünleri aldığımız firmaların bilgilerini de vereyim. Klipsleri Tartes Tarım'dan alıyoruz. Genelde torfu ve böyle klipsleri oradan temin ediyoruz. Şuradaki elyafı da İzmir Çuval Fabrikası diye bir site var. Oradan temin edebilirsiniz. Ambalaj online diye direkt kendi firmaları satış yapıyor. Orada direkt daha ucuza bulabilirsiniz. Serada yaptığımız hazırlıklar bu şekildeydi.
Kısmet olursa fillerimiz geldiği zaman da tek tek anlatmaya çalışabiliriz. Bu sezon üretim alanımız tamamen genişlediği için açık alana fazla ilgi istemeyen ürünler dikmeyi düşünüyoruz. Şöyle zaten şu gördüğünüz bütün klipsleri toprak hazırlı derken bir haftamız burada geçti. Yani kısmet olursa sezonun bütün ağırlığını seraya verip açık alana marul, maydanoz, roka, kabak gibi fazla işçilik istemeyen ürünleri yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bugün bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.